Kanser tedavisinde akıllı ilaçlar var. Peki bu akıllı ilaçlar nedir? Kanserde akıllı ilaç aslında her bir kanserin belli moleküler genetik yapısı var. Özellikle bazı kanser tiplerinde sürücü mutasyonlar dediğimiz ya da kanserin öncü bir takım moleküler özellikleri, kanserin olmaya neden olan bir takım moleküler özellikler var. O moleküler özelliklerden baskın olan ve gerçekten bu tümörü bu yürütü diye tespit edebildiğimiz moleküllere karşı geliştirilmiş ilaçlar akıllı ilaç deniliyor. Bu moleküller diğer dokularda, normal dokularda ya çok daha az ya da genetik olarak daha normal özellikte veya sayıda bulunabiliyor. Normal dokulara göre daha fazla sayıda, daha normal özellikteki protein ya da moleküler yapıya karşı geliştirilmiş ilaçlar akıllı ilaç deniyor. Böylelikle akıllı ilaç özellikle o molekülü bulduğu için tümörü ve bu özellikteki molekülde tümörde daha fazla olduğu için vücuda girdikten sonra özellikle koşarak o bölgeyi seçiyor ve tümörün yok edilmesini daha kolaylaştırıyor. O molekülün daha az çalışması ya da normale dönüştürülmesi için geliştirilmiş ilaçlar oluyor. Ve son 10, aslında tarihi 30 yıla falan dayanıyor. Hatta daha da eski ilk akıllı ilaçlar meme kanseri için kullanılan tamoksifen ilaçlarına dayanıyor ama daha modern akıllı ilaçların bulunması 30 yıla dayanıyor ve son 10-15 yılda da çok sayıda böyle akıllı molekül ve her yılda artan miktarda akıllı molekülüyle eskiden sağ kalımı 3 ay 6 ay dediğimiz pek çok hastalıkta artık hatırı çok iyi sayılır miktarda tam yanıtlar, şifalar görebilmekteyiz. Bu açıdan da etkisinin ne olduğu bilinmeyen her türlü işte basında, yayında, magazinde, internette birçok ot bitki vesaire Evet, reklam amaçlı alternatif kullanmakta. işte. Ben bunu hastalarıma da söylüyorum. Piyango çekmek gibi yani 1 milyonda bir ihtimalle bir şey yapıyorsun tutarsa diye. Halbuki bilimsel olarak kanıtı gösterilmiş modern ilaçlarla, modern tedavi şekilleriyle biz yüzde verebiliyoruz. Bu tedavide %20 tam yanıt alma ihtimalimiz var. %30 hiç alamama ihtimalimiz var gibi. Yani daha ayaklarımız yere basarak bir tedavi seçebilecekken onlarca, yüzlerce bir takım ot bitki karışımlarını belki tutarsa mantığıyla birçok hasta gerçekten modern ilaçlardan mahrum kalmak zorunda kalıyor. Yine basın ve yayının etkisiyle. Kemoterapi zehirdir diyerek birçok hasta aslında tam yanıt alabilecekken bu özellikle yanlış bilgilendirme, tamamen reklam, reyting amaçlı bir takım yayınlar neticesinde hastalar gerçekten tedavi edilebilecekken edilemez hale geliyor. Onun için de özellikle akıllı ilaçlar başta olmak üzere immünoterapi gibi bağışıklık sistemini aktive eden bir takım yeni ilaçlarla çok daha elimiz artık güçlenmiş durumda. Kanser tedavisinde ve çok daha iyi yere gelmiş durumdayız. Ama tabii ki yeterli mi değil. Bunun için belki şu ana kadar 10 adım atıldıysa belki 100 adıma daha ihtiyaç var ama en azından eskiye göre daha iyi durumdayız diyebiliyoruz.